9.27'yi göstermeye başladı saat. Bu kez uzman psikolog Özgenur Taşkın telefondaki konuğumuz. Sayın Taşkın, hoş geldiniz programa. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Trafikte öfke kontrolünü konuşacağız bugün sizinle. Topluma bakıldığında öfkenin açığa çıktığı, en net bir biçimde kendini gösterdiği alanlardan biri trafik ve pek çok kazayı sebebiyet vermekle birlikte zaman zaman istemediğimiz manzaraları da görmemize neden olabiliyor. Neden özellikle içinde bulunduğumuz toplumda trafikte öfkeyi dışarıya vuruyoruz? Bunun dışa vurumunu bu alanda görüyoruz. Dilerseniz bir tespitle başlayalım. Tabii ki öncelikle öfkeden bahsetmek istiyorum. Öfke nedir? Çünkü öfkeyi anlarsak aslında onu neden dışa vurmak istediğimizi ya da neden onu yansıtmak istediğimizi biraz daha net anlarız. Öfke normal bir duygumuzdur aslında. Sağlıklı bir duygumuzdur. Sağlıklı şekilde dışa vurduğumuzda. Hatta farkında olunan ve günlük hayatımızı sürdürmemize yardımcı olan bir sistem olarak bilinir evrimsel teoride de öfke. Bizi haksızlıklara karşı, yanlışlıklara karşı koruyabilir. O yüzden bu noktada sınırlarımızı belirleyip sağlıklı ilişkiler bile kurmamıza yardımcı olabilir öfke. Ama biz ne yapıyoruz? Trafik konusunu ele aldığımızda, dayanamadığımızda, sabırsız olduğumuzda ya da orada sinirleneceğimiz bir hareket farklı bir sürücü tarafından geldiğinde bunun dışa vurumunu çok kuvvetli yapıyoruz. Bunu aslında birazcık klinikte şuna benzetiriz. Bilirsiniz düdüklü tencerelerde bir basınç vardır. Onun basıncı açılmadığında o patlama yapar. Yani genellikle korkulur, hatta basıncının açılması için de bir alanı vardır. Oradaki basınç öfkeye benzer. Öfke boşaltılmadığında, dışarıya aktarılmadığında aynı düdüklü tencere gibi patlamaya sebebiyet verir. Trafikte bunu yaşadığımız, çokça yaşadığımız alanlardan birisine yazık ki. Şimdi öfkenin doğal bir duygu olduğundan bahsettiğiniz, bireyler arasında evet, sağlıklı ilişki kurabilmemize de vesile olur dediğinizde trafikte özellikle neden çok sağlıksız ilişkilere sebebiyet verebiliyor? Biz günlük hayatta bireylerle karşı karşıya kaldığımızda öfkeyi bir süzgeçten, bir filtreden mi geçiriyoruz da trafikte bulunduğumuz araç içinde yeterince kendimizi anlatamayacağımız, öfkemizi yeterince dışa vuramayacağımızı düşündüğümüz için mi abartılı davranışlarda bulunuyoruz? Bu noktayı nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim orada. Aslında bu kişiden kişiye değişen bir şey. Yani trafikte öfkelendiğimizde verdiğimiz tepkiler de kişiden kişiye değişiyor. Aynı gündelik hayatta öfkelendiğimizde verdiğimiz tepkilerin kişiden kişiye değişmesi gibi. Şimdi öfke sağlıklı kullanım ve sağlıksız kullanım olmak üzere ikiye ayrılabilen bir duygu. Trafikte özellikle biliyorsunuz büyük şehirlerde özellikle çok fazla trafik oluyor. İş çıkış saatlerinde ya da gün içinde de hiç iş çıkış saatlerini beklemeden kişiler de vakitlerinin büyük bir kısmını trafikte geçiriyor ve bu noktada sabırsızlık, yani tolerasyon kuvveti azalıyor. Tolere edemedikleri noktada öfkenin bu yararsız dediğimiz, en başta da söylediğim yararsız dediğimiz kısmı devreye girmeye çalışıyor. İşte orada kişinin kendini dengeleyebilmesi çok önemli. Neden özellikle trafikte görüyoruz bunları? Sürücülerin yaptığı tartışmaları, kavgaları, bazen şiddeti, öfkenin şiddete dönüştüğü kısmı da görüyoruz ne yazık ki. Neden görüyoruz? Çünkü tolerasyon kuvveti azaldığı için. Kişi kapalı bir alanda öncelikle, yani kendi alanında değil, bir yerden bir yere gitmeye çalışıyor ve farkındaysanız sürekli olarak telefondan işte konum bakıyoruz, kaç dakikada gideceğiz. Burada bir sabırsızlık aslında işlenmiş oluyor. Haliyle arabada, kapalı alanda yetişmeye çalıştığı bir yer olunca tolerasyon kuvveti onunla beraber azalıyor. O yüzden trafikte bunu görmemiz çok çok daha normal oluyor. Ama bunun için yapabileceğimiz bazı şeyler var. Aslında sürücüler bunları bildiğinde, bunları yaptığında, bazı maddelerden bahsedeceğim birazdan, çok daha tolerasyon kuvvetini kuvvetlendirebilir ve haliyle sabırsızlık da ortadan kalkmış olur. Öfke sabırsızlığa dönüşüyor ve şiddete dönüşebiliyor ne yazık ki o noktada. Aradaki fark bu aslında. Peki nasıl yönetebiliriz bu öfkeyi? Sadece trafikte değil, trafik özelini konuşuyoruz belki ama vereceğiniz tavsiyeler hayatın her alanında sanırım katkı sağlayacaktır. Daha konforlu bir yaşam sürmemize.
Evet, öncelikle klinikte de yani öfke kontrolü için de çok fazla danışanımız geliyor bize. Öncelikle klinikte de öfke kontrolünde öfkeyi ayırt etmeyi öncelikle konuşuyoruz. Yani yararlı öfke ve zararlı öfkeyi ayırt etmeyi. O demin sizin de söylediğiniz filtrelemeyi konuşuyoruz. Biz öfkemizi filtreledikten sonra yani yararlı ve zararlı öfkeyi ayırt ettikten sonra ki her zaman bu yararlı dediğimiz öfke gelmek zorunda değil. Dayanamadığımız bir nokta da olabilir. O noktada kendimize zaman tanımak. Mesela en çok uyguladığımız hastanede, klinikte en çok uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi çok öfkelendiğimizde konuşmak yerine ya da bir şeyler söylemek yerine içimizden 10'a kadar saymaktır. Bu çok bilinen, çok klişe bir yöntemdir fakat çok işlevseldir. Çünkü o basınç, en başta bahsettiğim o düdüklü tenceredeki basınç gibi düşünebiliriz somutlaştırmak istersek. O basınç, ona kadar saydığımızda gitgide azalacaktır. Ve söylediklerimizin yapısı bile değişecektir. Belki yine aynı şeyleri söyleyeceğiz ama daha sakin söylediğimiz için bu noktada karşı taraf farklı mesajlar alacaktır. Gündelik hayatta bu şekilde. Araçtaysak, araçtan çok öfkeli olduğumuzda çıkmamak, aracın içinde kalmak ya da araçta hakikaten eğer durabiliyorsak ona kadar saymak, o şekilde yola devam etmek. Çok öfkelendiğimizde belki sağa çekmek, bir sakinleşmeyi beklemek, bir iki yudum su içmek, ondan sonra devam etmek. Çünkü hakikaten öfkenin kontrol edilemediği noktalar da olabiliyor. Bu noktalarda kişi kendini kontrol edemeyeceğini düşündüğü noktada durmalı. Birazcık şey deriz buna biz, yeşil ışık, sarı ışık ve kırmızı ışık gibi dur, düşün, karar ver, hareket et. Yani onu aslında gündelik hayatımıza katmak çok önemli öfke kontrolünde. Dur, düşün, hareket et vardı hep eskiden. Evet. Biz buna bir tane daha ekledik. Dur, düşün, karar ver, hareket et yaptık. Bu karar ver kısmı da aslında kendimize es verdiğimiz kısım. Yani o gerçekten sağa çekip beklediğimiz ya da karşımızda birisi varken ona kadar saydığımız. Orada aslında zihin karar veriyor. Arka planda zihin sürekli olarak çalışıyor. Şimdi oldukça önemli şeyler söylediniz. Tavsiyelerde bulundunuz. Fakat trafikte de tabii seyrediyoruz hepimiz. Sürücülerin de birbirlerini tahakküm altına aldıklarını, hissettirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Trafikte ciddi anlamda kusurlu davranan sürücülere tepki verdiğinizde davranışının hayatı kaybetmeye kadar gidebilecek, başkalarının hayatına mal olabilecek bir davranış olması dolayısıyla tepki verdiğinizde size karşı taraftan el kol işaretleri, korna sesleri ya da farklı tavır ve davranışlarla araç kullanım tarzıyla bir tehdit mesajı gönderdiğini görüyorsunuz. Bunu hissediyorsunuz. Bu anlamda da sanki farklı bir duygu devreye giriyor gibi. Bir kaçma, kurtulma, savunma, saldırı, artık adını ne derseniz. Öfke bu noktada farklı bir yere mi evriliyor? Bunu tam olarak nasıl izah etmek gerekir bir uzman biriyle? Şimdi şöyle bir durum var. Her olayda olduğu gibi trafikte de karşı taraftan bir mesaj, bir sinyal aldığımızda, işte arkadan ışık yakıldığında ya da el kol hareketleri sizin de dediğiniz gibi yapıldığında bunun bir kişisel olarak algılamak var, bir de kişisel olarak algılamamak var. Kişinin bize bu hareketleri yapan kişinin öfke kontrolü olup olmadığını bilmiyoruz. Ya da ne yaşadığını, o anda bir yere mi yetişmeye çalıştığını. Bunlar doğru hareketler olmayabilir. Fakat burada biz onun ne yaşadığını bilmiyoruz. Ve o kısa sürede, o anlık olayda da onun ne yaşadığını bilemeyiz, tahmin de edemeyiz. Açıkçası bu noktada bu durumu kişisel olarak algılamak bizim öfkemizi arttıracak olurken, kişisel olarak algılamamak benimle bir alakası yok, kendi problemi demek. Yani olayın dışına sıyrılmak bizim öfkemizi kontrol etmemize yardımcı olacaktır. Genellikle zaten burada bizim de öfkemiz artıyor. O ışığı, o sinyali, o el kol hareketini kendi üzerimize alındığımızda, yolumuza devam edemediğimizde, bakamadığımızda bizim de öfkemiz artıyor. Karşı tarafın da öfkesi arttığı için dediğiniz gibi çok ciddi sıkıntılar ve çok ciddi hayati hasarlar bile olabiliyor. Fakat bu noktada kişiselleştirmezsek, yolumuza devam etmeyi denersek, bir takım nefes teknikleriyle, belki işte derin nefes alıp verip yolumuza odaklanmayı deneyerek yolumuza devam edersek zaten tolerans kuvvetimiz de artıyor. Bir olduğunda, iki olduğunda, üç olduğunda artık diyoruz ki ya bu çok sık oluyor, benimle alakalı olamaz.
muhtemelen kişinin kendi durumuyla, kendi psikolojisiyle, kendi tolerans kuvvetiyle alakalı diyebilmek çok önemli. Tabii ki bunu gündelik hayatta, çok yoğun trafikte, o anlık, o milisaniyede düşünemiyor olabiliriz. Birazcık daha reel anlamda konuşmak gerekirse, belki bunu şu anda dinleyen, yolda olan sürücülerimiz de vardır. Reel anlamda düşünmek gerekirse biraz o süreyi vermek kendimize. O 10 saniye benimle ilgili değil deyip o 10 saniye zihnimizi toparladıktan sonra devam et. Öfkeliyken yani de sanırım vermek. Araç başına geçmemek bu anlamda alınabilecek en önemli tedbirlerden biri. Elbette, tabii ki. O en başta da konuştuğumuz gibi sürüş halinde öfkelendiysek de sağ çekip hakikaten bir su içmek, bir nefes almak, bir derin nefes almak. Çünkü çok ciddi saldırganlık süreçlerine ve hayati süreçlere de sebebiyet verebilir bu öfke. Aslında farkına varmak, bu duygunun farkına vardığımızda bizim için anlamsızlaşıyor. Yani duygunun farkına varıp kendimizi duygudan ayırdığımız, duyguyu sola, kendimizi sağa koyduğumuzda, bizim dışımızda olan bir süreç olduğunu anladığımızda aslında kişiselleştirmiyoruz olayı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Taşkın, konuğumuz olduğunuz için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi Keyifli bir diliyorum. Hafta sonu diliyoruz size. Hoşça kalın.